da geldi. Merhaba, nasılsınız? Duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum. Evet, şu an şimdi duyuyor musunuz? Ya şey, cep telefonuna geçtim çünkü bilgisayarda bir sıkıntı var. Çok tamam. Daha iyi. Tamam. Sadece şöyle bir önlükte bulunacağım. Evet, ışık farkından... Işık, evet evet, ışık çok fena. Hemen değişeyim. Artık yayındayız. Bu arada yayındayız, evet. Evet, yayındayız. Öncelikle gecikme için özür dileriz. İnternetten kaynaklı oldu. İyi akşamlar diliyorum. Bu akşam canlı yayınımızda BUGEP Söyleşi dizisinde bisikletin ulaşım sistemine entegrasyonu ve sivil toplumun bisiklet politikalarına nasıl katılım sağlayacağı üzerine konuşacağız. Yorum ve sorularınız ile söyleşimize katılımınıza memnuniyet duyacağımızı bildirmek istiyorum. Önce teşekkür ederek başlamak istiyorum. Siz katılımcı konuklarımıza, BUGEP'e, bisikletli ulaşımı geliştirme platformu üyelerine, Sayın Hüseyin Tekeli ve Sayın Mustafa Karakuş'a bu söyleşi dizisini hazırladıkları için. Yine size konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Bu akşam birbirinden değerli şehir bölge planlama uzmanları ile bisiklet politikalarını konuşacağız. İlk konuğumuz Sayın Doçent Doktor Kevser Üstündal. Kendisinin özgeçmişini okumak istiyorum izninizle. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesidir. Ulaşım planlama ve planlama eğitimi üzerinde akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Yaya ve bisikletin ulaşım sisteminin tamamlayıcıları olarak ele alınması için farklı disiplinlerle birlikte birçok belediye ile ortak projeler üretmektedir. Sayın Müge Yorgancı, şehir plancısı, kentsel tasarım ve katılımcı planlama uzmanı, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir Planlama Bölümünden dereceyle mezun oldu. Lisans eğitimiyle birlikte sanat yönetimi bölümünde çift ana dal yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi'nde şehircilik alanında doktorasını sürdürmektedir. BİMTAŞ şirketinde uzman olarak çalışmaktadır. Sayın Merve Akı, Mimar Sinan Üniversitesi'nde şehir bölge planlama lisans eğitiminin ardından İTÜ yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır ve TÜBİTAK projesinde de aktif olarak görev almaktadır. Küresel Araştırma Kuruluşu WRI Türkiye platformunda kentsel hareketlilik yöneticisi olarak görev almaktadır. Şehirleri daha yaşanacak yerlere dönüştürmek adına kamu ve özel sektörle çalışmakta ve projeler üretmektedir. Sayın Arzu Erturan, kendisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitede kentsel planlama alanında yüksek lisans programını tamamladı. Doktora programını da aynı üniversitede sürdürmektedir. Sokak Bizim Derneği'nin kurucular arasındadır ve yönetim kurulu üyesidir. Şu anda Hollanda Delft kentinde çalışmalarına devam ediyor ve bize oradan katılıyor. Sayın Yeşim Ayöz, Trafik Mağdurları Platformu kurucusu, trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden yaya ve bisikletlilere destek çalışmaları gerçekleştirmektedir. Uzmanlık alanı trafik psikolojisi üzerinedir. Gazetetrafik.com İnsan Odaklı Trafik Gazetesi Genel Yayın Yönetmenidir. Evet, sayın konuklarım, hoş geldiniz hepiniz ayrı ayrı. Teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Şimdi Sayın Doçent Doktor Kevser Üstündağ ile başlamak istiyorum izninizle. İlk sorumu kendisine yöneltmek istiyorum. İnsan hareketlerini temel alan organik ulaşım yaklaşımı üzerine bir model geliştirdiniz. Bu model nedir ve ulaşımın toplumsal boyutuna ne gibi katkılar sağlamaktadır hocam? Merhabalar tekrar herkese. Çok teşekkürler. Özellikle Mustafa Bey'in bizi böyle buluşturması, hem Hollanda'dan hem İstanbul'dan hem İzmir'den hepimiz başka yerlerdeyiz. Çok anlamlı bir buluşma oldu. Ayrıca herkesin bayramını, evinde geçen bayramlarını da kutluyorum. Şimdi organik ulaşımdan bahsedeceğim. Öncelikle aslında organik ulaşım ismi olarak organlara dayalı bir ulaşım sisteminden bahsediyoruz. Ve insanı temel alan bir ulaşım sisteminden bahsediyoruz. Ama insanı temel alması bizim hani özel araçlarla mücadele içerisine girdiğimiz süreçten önceki insanı temel alan, yürüyen, bisiklete binen ve toplu taşımı kullanan ve kentin içerisinde bir yerden bir yere giderken her bir ulaşım sisteminin bir bütünsel bir parçası olan bir insandan bahsediyoruz. Organik ulaşımdaki aslında
Organik ulaşım kentlerin mevcut yapısını bozmadan, tarihsel yapısını, doğal yapısını, morfolojik yapısını bozmadan önce onları değerlendirir. Ve onları değerlendirdikten sonra insanların bu sistemin içerisinde erişebilecekleri, gidebilecekleri her noktaya, önce yaya, sonra gereken her yere bir aktarmayla ya da özel aracını minimum kullanarak, toplu taşımı kullanarak gidebileceği bir sistemi tarifler. Bunun dışında aslında kentlerin hormonlu olmasını istemiyoruz. Hani organik yemek yemek, organik yaşamak, yaşam biçimini değiştirmekse aslında kentlerin de yaşam biçimini değiştirmesi gerekiyor. Bu nasıl olacak? Hormonlu kentler ne demek? Her bir noktasında başka bir aktivitenin oluştuğu ve kilometrelerce birbirinden uzak alışveriş merkezlerinin olduğu, kentin bir yerinden diğerine erişiminin tümüyle arabayla, özel araçla yapıldığı, toplu taşımın yetişmediği noktalara yeni banyo kentlerin kurulduğu bir kentten bahsetmiyoruz. Yürüme mesafesi içerisinde her bir mahallenin yürünebilir mesafede küçük adımlarla başlayıp superfood dediğimiz, yani büyük adımlarla bitirebileceği belli 600 metre, 1 kilometre, 1,5 kilometre evet, çerçevesinde olan bir dairenin içerisinde her türlü aktivitesinin yer aldığı bir sistemden bahsediyoruz aslında. Ve burada aslında bir de önemli olan bir şey var. Trafikte şu ana kadar yaşadığımız problemlerin çözümünü bugünden yarına değiştirmek mümkün değil. Nasıl bir çok kilolu bir insanın, obez bir insanın pantolonunun kemerini bir düğümü daha sıkması onu zayıf göstermeyecekse, kentlerde de bir günden yarına hiçbir şey değişmiyor. Önemli olan yaşam biçimini ve bu değişimi göstermek gerekiyor. Bu değişimi de gösterecek olan aslında toplumun kendisi, birey ve o bireyin toplumun içerisindeki hareketleri. Ben ulaşımın toplumsal boyutundan bahsederken aslında bizim taleplerimizden bahsediyorum. Ve bu bizim taleplerimizin tümüyle bugüne kadarki yaşadığımız çözümlerinde görüyoruz ki kentte hız var, kentte araçlar var, kentte biz araçların esiri olmak durumunda kaldık. Bu bir değişime uğramalı ve bu organik değişim bizde neler yaratacak? Aslında ulaşımın toplumsal boyutunun birçok parametresi var. Bunlar nedir? Bu fiziksel, tasarımsal bir çizim yeterli değildir. Yani bisiklet yolu yaptık, hadi bisiklete binin. Bu bir çözüm değil. Ya da kaldırımları genişlettik, hadi bakalım kaldırımlar rahatladı, şehir yayaya dönüştü. Ya da yaya yolları yaptık, artık bu kent yaya hakimiyetindedir. Bunlar değil. Bunun her bir disiplin açısından çok büyük önemi olmalı. Yani yönetimsel açıdan, hukuksal açıdan, kampanyalar açısından, televizyon programları açısından, sosyolojik açıdan, peyzaj mimarlığı açısından, kentsel tasarım açısından, doktorlar açısından bir kentin nasıl sağlıklı olabileceğini, nasıl birlikte üretebileceğimizin çözümlerini yaratmak adına hepimizin üzerine düşen görevi ulaşımda paylaşması gerekiyor. Çünkü ulaşım ve erişim bir insan hakkı, bir kent hakkı, bir yaya hakkı ve alternatifleri vermeye çalıştığımız sürece insanlara bağımlılıktan kurtaracağız. Yani organik ulaşım bunu diyor. Yani organlarınıza bağlısınız, kentin organik morfolojik yapısını değiştirmiyorsunuz, kentin hormonlu olmasını engelleyecek için çözümler üretmek durumundasınız. Hocam, bütünleşik bir yapıdan bahsediyorsunuz aslında. Bu bütünleşik yapıda, evet, farkındalığı arttırmak adına nelerden bahsedebiliriz?
Aracılardan bahsedebiliriz. Çok bütünleşik bir yapı. Yani çok kollu, dallı bir çalışma bu. Evet, evet. Aslında toplumda akademisyen olarak bize düşen şey, ben elimin, kolumun, gözümün ulaşabildiği herkesle birlikte belli çabalar gösterdim ve bu çabalarla birlikte hani evet. Beş tane özel, çok basit şeyler aslında söylemek istediğim, öyle hani planlamadaki jargonları kullanıp da işte kapasiteden, hızdan ya da kişi başına düşen yolculuk rakamlarından bahsetmiyoruz. Biz 5 tane arabamız varsa bir mahallede, o 5 arabanın her gün aynı yolu giderek 5 araba gitmesi yerine 5 kişinin bir arabada gitmesini önermiştik. Tabii bunların hepsi şeyden önce, bu yaşadığımız salgından önce, COVID'den önce. Ve bunlar aslında çözüm odaklı olmasındaki en önemli şey, çözümün içerisinde ben de varımı hissetmek. Evet. Yani mahalleli o çözümün içerisinde ben de varım dediğinde aslında trafikteki problemlerin çözümlerine yaklaşacak ve belediyeden çok fazla şey beklemeyi daha örgütlü bir şekilde, daha yan yana bir şekilde yapmaya başlayacak. Ve biz Yeşim'le başladık bu süreci. Gençlerle başladık. Merve vardı, Arzu vardı. Hepimiz bir arada. Çıktık sokağa, trafikte biz de varız dedik. Bugün hatta koydum 2007'ler, 2008'ler fotoğraflarımızı. Hani yaya hakkı olarak başladık. İnsan hakkı olarak başladık. Ve bugüne kadar o farkındalığı yaratmak toplumsal olarak da elimizdeki yapabileceğimiz her tür araştırmayı, incelemeyi ortak bir dille geliştirmek. Yani kesinlikle. Bizim pardon? Taşın altına herkesin elini sokmasını istiyorsunuz. Ve bu aslında çok zor bir şey değil. Bizim kültürümüzde var olan bir şey. Sokağı çok güzel kullanan bir ülkeyiz biz. Mahalleyi çok iyi tanıyan, bir arada olduğumuz zaman aslında çok ciddi olarak yan yana gelen insanlarız. Ve aslında bizim için önemli olan bugüne kadar yapılan çalışmalarda yayanın ve elde ettiğimiz bütün verilerin buraya dahil edilmemiş olması. Biz hep araçlı yolculukların hareketi üzerinden, insanların bir yere gidip geldiği üzerinde çözümler aradık. Ama insanları dışarıda bıraktık. Hani bunu bütünsel bir veri ağının içerisine oturtamadık aslında. Sistemin bir parçası yapamadık. Şu anda anladım. Sistemin bir parçası olduğunun hepimiz farkındayız. Sayın Hüseyin Tekil'in bir sorusu var hocam. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Pandemi ezberleri bozdu mu diyor. Bilimsel olarak dayanacağımız eldeki istatistikler önceki döneme ait olduğuna göre pandemi sonrası bu istatistikler anlamlı mı diyor? Ezberi bozmak çok önemli. Aslında bu alanda çalışılan, çok emek verilen ekipler var. Yani bu alan dediğimiz kaldırımların ve kentin içerisindeki araçlı yolculukların giderek yeni ulaşım politikalarıyla kent merkezinden trafiğin yavaşlatılması, kentin içerisindeki yaşanabilirliğin arttırılması, kentin dayanıklılığının arttırılması, bunlar hep aslında çalışılan şeyler ama biraz su yüzüne çıkmaya başladı. Neden su yüzüne çıkıyor? Çünkü biz ben bunu hep şeye benzetiyorum. Bir gökdelendesiniz. Asansörünüz var. Merdivene ihtiyaç yok. Nasılsa asansörümüz var. Merdivenleri yıkalım. Biz böyle bir duruma gelmiştik. Nasılsa arabamız var. Her yere gidebiliyoruz. Yürümeyi bırakalım. Kapımızın önünden arabamıza binelim. Ve gideceğimiz yere kadar gidelim. Şimdi aklımıza geldi. Ya arabalar hareket etmiyor. Biz de gerçekten yürüyemiyoruz. Biz bunları aslında birkaç kriz döneminde de yaşadık. Mesela sis basmıştı. Mesela kar olmuştu. Kar olduğunda kaldırımların olmadığını ya da kar yağdığında belli noktalardan belli noktalara geçilemediğini, özellikle katlı kavşakların hiçbir şekilde insan, kentin içerisindeki katlı kavşakların hiçbir şekilde insani olmadığını ve trafik yayanın insanın göz ardı edildiğini hep biliyorduk ama bize gerçekten
gibi ezber bozduran bir sürece başladık. Ama bu süreçte bunu avantaja çevirmemiz gerekiyor. Keşke bu süreç böyle olmasaydı, böyle bir salgını yaşamasaydık ve bunları keşfetmeseydik. Ama bunu gerçekten çevirebileceğimiz, fırsata dönüştürebileceğimiz, yayanın ve bisikletin hakimiyetini ya da bu alternatifleri sunabileceğimiz ortamları yaratmak için çalışmamız gerekiyor. Evet hocam, çok teşekkür ederim Kevser hocam. Size sonra yine döneceğim. Sayın Müge Yorgancı ile devam etmek istiyorum. Size de sorumuz, kentsel tasarımda sizce bisikletin yeri nerede ve nasıl konumlandırılmalıdır? Bisikletli ulaşımın kent kültüründe yaygınlaşması için katılımcı yöntemleri nasıl planlanmasından yanasınız? Tekrar merhaba, çok teşekkür ediyorum bu güzel davet için. Hem bu GEP hem de siz hocalarıma. Aslında tam önceki sorudan devralmak istiyorum. Aslında salgın alışkanlıklarımızı değiştirdi ve yaşam tarzımıza gerçek anlamda meydan okudu. Günlük bütün önceliklerimiz değişti ve kenti kullanma biçimimiz değişti aslında. Ve baktığımız zaman tarihsel olarak bisiklet bu tür krizlere en iyi adapte olan araç. Tarih bunu haklı çıkarıyor. İşte tsunami'den sonra Japonya'da yüzlerce insan bisikletle kaçtı örneğin. Ya da Meksika depreminden sonra yığıntılar arasında insanlar bisikletle hareket etti. Dolayısıyla bisiklet aslında çok ciddi altyapılar istemeyen bir şey. Kentsel tasarımın içinde bisikletini nereye koyuyorsunuz sorusunun cevabı aslında kullanıcı bunu nereye koyuyor ile alakalı. Ama bundan önce tabii ki kentsel tasarımda tek konu şehirlerin nasıl estetik ögelere sahip olduğu ya da işte hangi yolu, hangi altyapıya sahip olduğundan bir önce nasıl bir mekansal organizasyona sahip olduğu aslında. Bu mekansal kurgu bir anlamda bizim yaşama ve çalışma alanlarımız arasındaki ilişkiyle tanımlanıyor. Yakın zamanda belki denk gelmişsinizdir Paris Belediye Başkanı Hidalgo, 15 dakikalık bir şehir olacak Paris'te de aslında bu korona süreciyle birlikte bir rüzgar alıp Paris'te çok fazla şeyi değiştirebildi. Nedir 15 dakikalık şehir örneğin? Onun ne demek istediği konusu ya da bisiklet kentsel tasarımda nasıl yer alabilir sorusuna şöyle cevap verebilirim en temelde. Yaşama ve çalışma alanlarımız ya da günlük ihtiyaçlarımızı yürüyerek ya da bisikletle sağlayabildiğimiz noktada aslında kentsel mekanın kurgusu, organizasyonu başarılı bir kurgudur. Onun ötesinde yapacağımız bütün işte bisiklet yolları, kaldırımlar bizi sadece bu mekansal kurguyu daha iyi, daha verimli kullanmaya, daha konforlu kullanmaya yeter. Aslında temelde kullanışlı, güvenli, rahat ve ilginç bir ulaşım şeklini bisikletle sağlamak aslında kentsel tasarımın içindeki bisikleti anlatmak için yeterli. Bunun ötesinde çok fazla anahtar kelime var. Yani kent hakkından bahsedebiliriz, eşitlik boyutuyla, sağlık boyutuyla bahsedebiliriz, erişebilirlik bahsedebiliriz. Avrupa ülkelerinde yanılmıyorsam biz artık kentlerin içine arabaları almayacaklar, siz de biliyorsunuz. Sanıyorum İzmir'e 2030 gibi böyle bir politikası var. İzmir'de de artık kent içine araç ulaşımının sağlanmayacağı. Yani bisiklet aslında büyük kentlerin, metropollerin herhalde olmazsa olmazı olacak diye düşünüyorum. Evet, aslında bu yine mekansal organizasyonla çok alakalı. Bahsettiğimiz Avrupa kentleri tabii ki de İstanbul ya da işte İzmir ölçeğindeki metropollerle kıyaslanabilir mekansal kurguya sahip değiller. Daha çok işte tarihi merkezlerini almıyorlar, araçları vesaire. Ama baktığımız zaman böyle çekirdekler yaratmak, böyle konut alanlarının içerisinde kamusal mekanların tasarımına bu anlamda dikkat ederek ve işte mekan hiyerarşisini, açık mekan hiyerarşisini buna göre kurgulayarak çok mümkün bu şekilde erişebilir sokaklara sahip olmak. Aslında her evet. Birimiz bunun için çaba sarf ediyoruz. Salih Akbaba'nın size sorusu olmuş. Kent Konseyi'nin bisiklet politikası hakkında ne kadar etkili olur acaba Müge Hanım'a sorum diyor. Daha önce aslında yaptığımız webinarlarda ve işte bir araya geldiğimiz online toplantılarda bunu sıkça dile getirdim. Aslında kent konseyleri evet hani her zaman istediğimiz kadar doğrudan bir temsiliyet sağlayamıyoruz kent yönetiminde. İşte belediye başkanlarımızı seçiyoruz, belediye meclis üyelerini seçiyoruz. Ama mutlaka aktif olarak kent politikalarına katılmamız ve işte buradaki
eşitliği sağlayabilmemiz için ya da dengeyi sağlayabilmemiz için özellikle de kadınların ve gençlerin çok daha fazla kent konseyinde temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ancak bu şekilde kültürel değişimi bir orada bir ajan olarak önemini fark ettirebiliriz politikacılara. Çeşitli politika dokümanları oluşturabiliriz. Yani her alanda aslında eşitlik ve her alanda kadının etkinliği ve o detaycı yanı mutlaka çok faydalı olacaktır diye inanıyorum ben de. Sayın Merve Hanım'a geçeceğim. Müge Hanım sonra sizinle devam edeceğiz. Merve Akı. Evet, size de sorumuz WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler olarak bisikletli ulaşım konusunda sivil toplum, yerel yönetim gibi farklı aktörleri bir araya getirmek için ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyor? Bu konuda bilgilendirebilir misiniz izleyicilerimize? Elbette. Aslında temel olarak şunu söylemek gerekiyor belki de. Bir araştırma kuruluşu olduğu için ve Türkiye'deki statüsü de dernek statüsünde olduğu için aslında biz de sivil toplumun öncelikle bir parçasıyız. Şimdiye kadar yaptığımız hemen her çalışmada sivil toplum boyutunu, özellikle bisikletli ulaşımla ilgili çalışmalarda sivil toplum boyutunu dahil etmeye ve katılımcı bir süreç yürütmeye özen gösterdik. Ama zaten bir yandan da şunu artık ben özellikle bu GEP'in düzenlediği ilk bu bisikletli ulaşım toplantılarından da anladığım, daha da iyi anladığımız kadarıyla aslında artık yerel yönetimler ya da merkez hükümet de bu durumun farkında. Yani katılımla birlikte çözüm üretilmeye çalışıldığında daha iyi ve daha olumlu sonuçlar alındığının farkında. O yüzden aslında bu da bir yanda işte bu konunun aktivisti ya da yani yaşayanı olarak bizlerin söz söyleme alanlarını da açıyor diye düşünüyorum. Bizim bu konuda yaptığımız son dönemde Haydi Türkiye Bisiklete Çalışması belki de en oturmuş, böyle yıllardır gerçekleştirdiğimiz çalışmanın en somutlaşmış hali olabilir. O şekilde aktarabilirim. Çünkü burada bir Avrupa Birliği projesiydi. Aslında hala da devam ediyor ama buradaki temel düşünce ölçeklendirilerek 3 tane şehir seçildi. İzmir, Eskişehir ve Lüleburgaz. Ve buradaki temel hedef aslında belediye ile, belediyedeki bisikletli ulaşımla ilgilenen personelle, çalışanlarla gerçekten bu konunun sivil toplum tarafındaki kullanıcı ayağını bir araya getirmekti. Ve onlarla beraber bir kapasite geliştirme modülü oluşturmaktı. Ve 3 şehirde de aslında başarıyla gerçekleştirildi bu çalışmalar. Bu anlamda İzmir'de özellikle BİSÜDER'le yapılan çalışmada BİSÜDER bizzat katılım gösterdi ve çok aktif oldu. Belli broşürlerin hazırlanmasında gerçekten işte biraz önce Kevser hocamızın da dediği gibi elini taşın altına koymak konusunda ciddi anlamda çalıştılar. Biz burada daha çok bir aracı görevindeydik, bir kolaylaştırıcı görevindeydik, onu söyleyebilirim. Ama zaten genellikle üstlendiğimiz şey de bu oluyor çünkü kendi kullandığımız kadarıyla, kendi mekanı deneyimlediğimiz kadarıyla biliyoruz. Ama bununla beraber tüm bir kentte bisiklete binen insanları ya da işte yaya erişebilirliği söz konusu olduğunda da yayaları bir araya getirip, konunun tüm paydaşlarını yan yana getirip beraber konuşmaya başladığınız zaman zaten aslında çözümler de kendi buralardan çıkıyor. Yani çok çok zor olduğunu düşünmüyorum. Birlikte bir arada konuşup olumlu bir şekilde neler yapabileceğimizi düşünürsek ve tabii ki yerel yönetimler de inisiyatiflerini kullanırsa ben aslında çok daha sürdürülebilir, çok daha erişilebilir kentsel çevrelere ulaşacağımıza inanıyorum. Biraz da optimistiyimdir. Evet, teşekkür ederiz Merve Hanım. Kesinlikle katılıyoruz size. Arzu Hanım, size sormak istiyorum. STK'larla ilgili sürdürülebilir ulaşım, yaya ve bisiklet ulaşımı konuları üzerinde çalışmalar sizce nasıl olmalıdır? Merhabalar herkese. Ben de çok teşekkür ederim bu keyifli söyleşiye davet ettiğiniz için. STK'ların tabii ki pek çok alan, yani kentte bütün yaşamı kurgularken, planlarken çok önemli rolleri olması gerektiğine inanıyorum. Özellikle bu bahsettiğimiz işte daha sürdürülebilir ulaşım konularında
hem yaya hem bisikletli ulaşımın yaygınlaşması, çok daha işte Kevser Hoca'nın da bahsettiği gibi insan odaklı hale gelmesi konusunda STK'ların bence rolü çok büyük. Çünkü biz en başta sivil toplumu, aslında biz derken bütün kentlileri kastediyorum, talep edebiliriz en başta. Yani daha konforlu ve güvenli yürümeyi talep edebiliriz. Bisikletli ulaşımı yaygınlaşmasını talep edebiliriz. Bunun sadece bir rekreatif amaçlı ulaşım biçimi olmasını değil, evden işe giderken ya da çocukların evden okula giderken ulaşım amaçlı kullanacağı bir net ağa sahip olan şehirler talep edebiliriz. Dolayısıyla bu aşamada öncelikli olarak talep etme konusunda çok etkili rolleri olduğunu düşünüyorum. İşte şu anda içinde yaşadığım işte Hollanda'dan da örnek vermek gerekirse burada da aslında çok büyük taleplerle başlıyor serüven. 70'li yıllarda özellikle bu sivil toplumun çok büyük baskısıyla, çok büyük talepleriyle o bisikletli ulaşım şu anda işte hepimizin özendiği, keşke Hollanda gibi Türkiye'de de şehirler olsa dediğimiz noktaya gelmiş durumda. Ve bu noktada dediğim gibi sivil toplumun baskısı ve talebi çok önemli. Tabii kriz koşulları da bazen bu tarz yönlendirmeleri olanak sağlayabiliyor. 70'lerdeki petrol krizi mesela, işte bu sivil toplumun aslında taleplerinin güçlenmesini sağlayan da bir etken olmuş. Şu anda da pandemi aslında biraz öyle. Yani pandemi sayesinde bizim bu bisikletle ilgili taleplerimizi dile getirmemiz ve karşılık bulabilme ihtimalimiz olduğunu da düşünüyorum. Bir başka önemli konu ise sivil toplum aslında... bence çok... Buyurun. Ben size, o Sokak Bizim Derneği'nin kurucu üyeleri arasındasınız. İsterseniz onunla ilgili de devam edebilirsiniz. Yani sivil toplum kuruluşu, hı-hı, örgütü olarak bu dernekten bahsedebilirsiniz dilerseniz. Sonra kısaca, Avrupa'da evet, aslında STK'ların çok güçlü olduğunu biliyoruz. Yani bizde de yavaş yavaş tabii bu güçlenme ve öne çıkma başlıyor diye düşünüyorum. Evet, çok doğru. Kısaca bahsedeyim ben de aslında Sokak Bizim Derneği'nden. Burada da yine kurucularından işte Merve var, Kevser Hocam var, Yeşim Hanım'la başından beri yine uzun zamandır çalışıyoruz. Müge de bir ara bizim üyelerimiz arasında, destekçilerimiz arasındaydı. Sokak Bizim Derneği insan odaklı, daha yaşanabilir şehirler için kurulmuş bir dernek. Öncelikli çalışma alanları sürdürülebilir ulaşım, yani ağırlıklı olarak yaya ulaşımı ve bisikletli ulaşım üzerine çalışıyoruz. 2010 yılında kurulmuş bir dernek. İstanbul'da ağırlıklı çalışmaya başladık ama aslında pek çok çalışmamız tüm Türkiye'yi de hitap etmeye başladı. Özellikle Kaldırım Neredesin'de yaya hakkı odaklı bir kampanyamız vardı. O tüm Türkiye'ye ulaşan bir kampanya oldu. Yaya hakları ve bisikletli ulaşım konusunda farkındalık oluşturmaya bu doğrultuda da çeşitli projeler, etkinlikler, kampanyalar yapmaya çalışan bir derneğiz. Dediğim gibi 10 yıl önce kurduk derneği ve ben bu son 10 yıldaki sürece baktığım zaman şu anda da bu bisikletli ulaşımla ilgili konuşmaların artması, işte bunun, bu bisiklet ulaşım belediyelerin gündemine girmesinde bizim gibi bisiklet konusunda çalışan derneklerin artmasının çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten son 10 yılda Türkiye'nin pek çok farklı şehrinde bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşları arttı. Bu çok sevindirici gerçekten. Çünkü dediğimiz gibi yani bir değişim istiyoruz. Hani Kevser Hoca'nın da bahsettiği gibi değişim hemen olmayacak. Bugünden yarına olmayacak ama sivil toplumun biz hepimizin çabalarıyla işte taşın altına eline koymamız sayesinde ben de inanıyorum ki uzun vadede de olsa bu değişim gerçekleşebilir. Burada Bike Travel'da bir yorum yazmış aslında. Ben de biraz ondan okumak istiyorum. Bizim taleplerimiz de var ama bisiklet üzerine kurulan dernekler var. Fakat onlar da kendi içinde yönetimler anlaşamıyor, ikiye bölünüyor. Derneklerdeki kişiler ego vesaire yüzünden ilerleme kaydetmiyor demiş. Aslında bu dünyanın her yerinde var. Yani her zaman tabii bir zıtlaşma, kutuplaşma oluyor ama en iyi çözüm yine de tabii ki bir arada olmak ve bu mutlaka bir ortak noktada buluşmak diye düşünüyorum. Bu konuda eklemek istediğiniz var mı?
Katılıyorum yani, elbette insanın olduğu her yerde anlaşmazlıklar olabilir. Bu sadece sivil topluma özgü bir durum da değil. Pek çok alanda bunu rastlıyoruz. Ama bir şey, inandığımız şeyin peşinden gitmek lazım ve bunu da gerçekten birlikte başarabiliriz. Yani bunu hiçbir zaman tek başına yapacağımıza inanmıyorum. O yüzden bisiklet konusunda birlik olmamız gerekiyor gerçekten. Birlikten doğuyor, ayrılıkta her zaman azap var. Daha iyi yerlere doğru geçeceğiz. Sayın Yeşim Ayöz'e gelmek istiyorum. Yeşim Hanım merhabalar. Sizin aslında konunuz gerçekten hepimizi çok ilgilendiren, biz trafikte sürekli karşılaştığımız kaos diyeyim. Yani bisikletinin karşılaştığı kaos hepimizi çok yoruyor aslında. Bu bisiklette kullananların trafikte yaşadığı bu kaos için siz ne söylemek istersiniz? Haklarımız nelerdir? Diğer araçlarla yol paylaşımı konusunda ne gibi katkılarınız olabilir? Bu hak ihlallerinin çözümü için neler önerirsiniz? Bizlere neler söylersiniz? Şimdi benim aslında uzmanlık alanım çarpışma sonrası. Yani ben daha işin kötü kısmında hep çalıştım. 2006'da ben kardeşimi kaybettim ve kardeşimi kaybettikten sonra çarpıp kaçma sonucunda yayaydı. Suat Ayöz Trafik Mağdurları Derneği'ni kurduk. Çarpışma sonrası bize ulaşanlara veya mağdurlara hakları, bu haklara nasıl ulaşacakları, nasıl elde edecekleri veya ne yapmaları gerektiği konusunda gönüllü danışmanlık yaptık. Bisiklette çok fazla gelen bir konuydu bize. Yani ben 2006'da başladım. 2009'da Yasin Özüarap diye bir bisikletliler derneğinden bir arkadaşımız yönlendi bize. Zeytinburnu'nda bisikletle giderken araç kapısını açıyor, düşüyor, yaralanıyor. Hem maddi hem de hastanede uzun bir süre tedavi ediliyordu. İlk dava oydu, ona destek olduk ve orada bir ceza çıkarttık. Sonra bisiklette, şimdi şöyle bir şey var. Bizim trafikte başımıza gelenlerin hepsi bana bir şey olmaz mantığıyla geliyor. Yani bisiklette de biz neredeyse hakkımızı orada arıyoruz. Ya eğer yayaysak yaya olarak hakkımızı istiyoruz. Araçtaysak araç olarak hakkımızı istiyoruz. Araçta hakkımızı istiyoruz. Yani hep bizim olmasını istiyoruz. Sorunumuz da buradan kaynaklanıyor zaten. Yani hep neredeyse bana bir şey olmaz ve her şey benim hakkım olsun diye gidiyoruz. Bisiklete de daha yeni yeni alışıyor trafik. Yani dünyada 1.350.000 kişi hayatını kaybediyor trafikte. Çok ciddi bir rakam bu. Yani tüm ulusların ortak sorunu. Bu sorunun olmasının nedeni de hep halının altına süpürülmesi. Bir söz vardır, bir kişinin ölümü trajedi ama 1.000.000 kişinin ölümü istatistik diyerek de. Bizde de böyle oluyor. Bisiklet ölümleri genelde hep yaya olarak geliyor. Yani bir bisikleti ulaşım aracı olarak görmüyorlardı. Hatta ben şöyle bir davayla bile karşılaştım. Bisikletle hayatını kaybetmiş, vefat etmiş birinden aracın park parasını istediler. Yani böyle şeyler de oluyordu. Bilmediğiniz zaman her şey başınıza gelebiliyor. Yani sigorta, yargı, polis soruşturması, ilk yardım. Yani aman bisiklet kazası yani dikkat etseydin diyorlar. Yani ama bu yeni dönemle birlikte yani şu geçirdiğimiz pandemi döneminden sonra benim düşüncem her şeyin biraz değişeceği. Yani bisikletin bir kere çok daha fazla kullanılacağı ve trafikte insanların istese de istemese de severek veya istemeyerek yol vereceği. Çünkü aracın içindeyken hız artıyor. Hiç gözlemlediniz mi bilmiyorum ama yayaya ve bisikletliye karşı belki psikolojik olarak hızları artıyor insanların. Ve güvensiz yollarımız var. Yani güvenli yollarımızı ne yazık ki inşa edemedik. Yani bunu ama biz hep birlikte inşa etmek zorundayız. Yani bu tek ben, tek siz veya tek başkası değil. Hepimizin birlikte bunu istemesi gerekiyor. Çünkü bu bizim hakkımız. Yani adımımızı sokağa, Kevser'in sözüdür bu. Adımımızı sokağa attıktan sonra güvenli yolların olması gerekiyor.
Evet Yeşim Hanım, aslında şu anda tam fırsat dönemi diye düşünüyorum. Hem sokağa çıkma yasakları oluyor, hem insanlar biraz hayattan çekildi, biraz doğa kendine geldi diye düşünüyorum. Şu anda aslında tam fırsat. Dün abimle konuştuk, o da Belçika Brüksel'de yaşıyor. Belediye hemen bunu fırsat bilip 40 kilometrelik bisiklet yolu gerçekleştirdi dedi. Bizim belediyemizde İstanbul'da da keza pop-up yollar yapıldı, biliyoruz, takip ediyoruz. Ama bunu kalıcı hale getirmek, uzun vadeli dönüştürmek hepimizin elinde diye düşünüyorum. Sayın Sema Güre de teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar yazmışlar. O da biliyorsunuz Süslü Kadınlar bisiklet turunun başlatıcısı, gerçek bir aktivist bisiklet üstünde. Pınar'la beraber, Pınar Pinzuti ile biz de teşekkür ediyoruz. Evet, bu konuda eklemek istediğiniz var mı yeni yapılma yollar? Yeni yapılan yollar, yolları kullanmak için ve o yollara sahip çıkmak için hepimizin çaba göstermesi gerekiyor. Yani hepimizin bu yolları istemesi gerekiyor. Çünkü günde en az 2-2,5 saatimizi İstanbul'da trafikte geçiriyoruz. Ve en fazla ölüm de ne yazık ki büyük şehirlerde oluyor. İstanbul'un ölüm oranı çok yüksek istatistiklerde. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ben bu trafikte kaza kelimesi kullanılmasına çok karşıyım. Çünkü eğer ben elime bir kızgın çay dökersem ve elimi yakarsam buna kaza diyebilirim. Ama kırmızı ışıkta geçtiğimde birine çarpacağımı biliyorsam, birine çarptıktan sonra kaçtığımda bunun onun yaşam hakkını aldığımı biliyorsam veya hızımı kontrol edemeyeceğim şekilde yükselttiğimde bir zarar vereceğimi biliyorsam buna kaza diyemem. Ve denmemesi gerekiyor. Çünkü kaza kelimesi hafifletiyor. Yargıda özellikle bisikletin ve bisiklet haklarının yer alması gerekiyor. Yani yaya hakları ve bisiklet hakları. Yani biz çünkü sadece araçlar için yapıyoruz. Araçların yedek parçası var ama insanların yedek parçası yok ne yazık ki. Dolayısıyla onları yerine koyamıyoruz. Bir can gittiği zaman o can bir daha geri gelmiyor. Veya bir sakatlık olduğu zaman geri gelmiyor. Her ölenin yanında bir kişinin de sakat kaldığını 3 sene önce Avrupa Trafik Mağdurları Federasyonu'nun yaptığı bir araştırmada çıkmıştı. Yani 1 milyon 350 bin kişi hayatını kaybediyorsa bu dünyada 1 milyon 350 bin kişi de sakat kalıyor. Çok korkunç rakamlar ne yazık ki. Yeşim Hanım, bence çok güzel bir konuya değindiniz. Teşekkür ederim. Haklarımızı bilmek çok önemli. Aslında ben öğrencilerime de her zaman onu söylerim. Ve haklarımızı talep etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Hak verilmez alınır diyorum. Haklarınızı iyi öğrenin diyorum. Aynen öyle. Yani hepimiz gerçekten haklarımızı... Evet, aynen. Öğrenmek, okumak, bilgilenmek durumunda. Yasalarımız çok kötü değil. Tabii ki. Yasalarımız çok kötü değil ama uygulanmıyor. Uygulanması için de bizim kişilerin bunun üstünde ısrarcı olması gerekiyor. Mutlak. Evet, talepkar olmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Özlem Taşkın Erkan. Hem talepkar olmak gerekiyor. Ben teşekkür ediyorum. Evet, kayıt altına alınıyor demiş, her türlü kaza kaydı tutulmalı demiş, teşekkür ediyoruz. Şimdi ikinci tura başlamak istiyorum, ikinci sorularımızı Sayın Doçent Doktor Kevser Üstündağ'la devam etmek istiyorum izninizle. Yaya ve bisikletin ulaşım sisteminin tamamlayıcıları olarak ele alınması için neler yapılmalı ve nasıl projeler üretilmelidir? Bu konuda farklı disiplinler, STK yapıları, belediyelerle ya da işte yerel yönetimlerle nasıl ortak projeler geliştirebilir hocam? Kevser Hocam. Aslında bu bütünleşmeyi biraz önce Yeşim'in bahsettiği noktadan başlayayım. Gerçekten adımımızı sokağa attığımız andan itibaren bu ulaşımın bir parçasıyız. Yaya olarak aracımıza gidiyorsak da bu yürümeyi yapmak durumundayız. Otoparka kadar yürüyoruz ya da herhangi başka bir noktaya kadar. Bunlar arasındaki entegrasyonun yapılabileceği en önemli fırsatlar, her bir aracın öncelikle birbirleriyle çakışması, yan yana gelmesi gerekiyor. Ben eğer bir trene biniyorsam, trende bisikletli ulaşımın bir entegrasyonunu sağlamak, onu bütünleştirmek için
trenin içindeki vagonlardan herhangi birinin iki tane koltuğun çıkarılarak dört tane bisikletin sığdırılması mümkün ya da altı tane bisikletin sığdırılması mümkün. Şu anda İstanbul'da, İzmir'de, Eskişehir'de ve birçok küçük yerlerde de uygulanan bazı çalışmalar var. Özellikle hani bisiklet park yerlerinin yapılması, bisikletli yolculuklara entegre edilebilecek uyarıcı levhaların konulması, trafik sisteminin içerisinde var edilmesi. Ama bunların en önemlisi bu kültürün yerleştirilmesi. Bu entegrasyonu sağladığınız sürece daha çok bisikletlileri görebilir olacağız. Ama bisikletlinin görünür olması o güveni gösterecek. Kentin içerisindeki güvenli yolların var olduğunu gösterecek. Ben gerçekten şu anda bisiklet kullanan çok az sayıda kişileri gerçekten cesaret madalyası takılmasını istiyorum. Bu çok önemli bir şey. Hani bu koşullarda bile yaya ve bisikletliler bir araya kentin içerisinde bisikletli olarak özellikle İstanbul'da bu cesareti göstererek katılanlara da çok takdir ediyorum. Burada işletme boyutuna baktığınızda bundan 20 yıl önce vapurlara binerken bisikletlilere ekstra bir bilet alınıyordu. Daha sonra işte bisikletlilerle bir araya gelindi, birçok bisiklet gruplarıyla yan yana gelindi ve burada aslında bunun işletme boyutunda tek biletle bisikletiyle birlikte gelen insanın aslında trafikten bir tane aracı eksilttiğinin farkına varmayan bir sistemin içindeydik. Ama bunlar şu anda tek biletle şeye girebilme fırsatını buldular bisikletliler. Şimdi yapılacak çok şey var. Mesela İstanbul'u düşünelim. İstanbul'da vapurlar eğer bisiklet almasaydı, eğer karşıya bisikletle geçtiyseniz herhangi bir saatte vapurla ya da başka arabalı vapurla, arabalı vapurun olmadığı saatte gittiğiniz yerde kalıyorsunuz. Yani köprülerden bisikletle geçmeniz mümkün değil. Yani dünyada o kadar az köprü var ki üzerinden yaya ve bisiklet geçmeyen. Bu çok önemli. Yani biz entegrasyondan, bütünleşmeden, yayadan, bisikletten bahsederken toplu taşımla birlikte bisikletin de yayanın da çözümünün üretilmesi ya da hani ilk aşamaları yapıldı. Parket devam et diye uygulamalar yapıldı mesela ama hep onlar da uzaktan gelen özel araçları toplu taşıma entegre edebilmek için bir büyük otopark alanları, kentsel alanlar otoparklara çevrildi. Aslında burada hepimizin belki tanıdığı diyeyim, hani bizlerin tanıdığı ama belki akademisyenlerin daha çok tanıdığı bir belediye başkanı vardı, Kolombiya Bogota'nın. O kentin içerisine araçların park yeri istemesinin karşılığında benim otopark yapmak için kentte yerim yok. Eğer araç alıyorsanız onun bedelini siz ödeyeceksiniz dedi. Ve benim amacım insanları bir yerden bir yere götürmek. Arabaları bir yerden bir yere götürüp ve onlara da kentin içerisinde, kentin ortak alanlarında otopark yapmak mecburiyetim yok dedi. Bunun üzerine çok ciddi tartışmalar çıktı. Bu hani bu tür makaleleri ve de uygulamalara baktığınız zaman çok büyük değişiklikler var. Dünyanın bu uygulamalar özellikle kent merkezindeki otoparkların kaldırılıp oralara yeşil alanlar yapılması, kamusal faydanın arttırılması açısından çok önem kazandı. Ve bu entegrasyonu sağlamak, yan yana bir arada birlikte düşünmek için işletme boyutu dedik, fiziksel boyutlar dedik. Politikalar çok önemli. Yani araçlı yolculuklarda insanlar zaten hız yapmak için aracın içerisinde varken şu anda kriz ortamı, şu anda yani trafik krizinden bahsediyorum. Yani trafikte geçirdiği zaman o kadar fazla ki artık insanlar arabasını bırakıp yürümeye, toplu taşıma binmeye ve diğer alternatifleri aramaya çalışıyor. Onun için bu fırsatların yaratılması lazım.
Burada denge çok önemli. Biz İstanbul'u çalıştığımız zaman veriler üzerinden değerlendirdiğimizde, ben şimdi gençlerin bütün söyleyeceklerini söylemeyeyim de çok uzun konuşurum ve hepsi de bilirler. Olsun hocam, sen konuşuyorsunuz. Samet Aksoğlu ve Kemal Öztürk'ün de şey demiş hocam, köprünün bisiklete açılmasını konuşuyorlar. Bunları evet, da konuşuyorlar. Çok çok sadece çevre gününde biz ya da işte eylemlerde ya da bir tenisçi geldiğinde falan böyle bir popüler olmak için şey yapabiliyoruz. Halbuki ilk kurulduğunda şu anda yani geçmeyecek bir şey yok. Bu bir karşıdan karşıya geçiş. Bence politikacıların bu alanda çok çalışması gerekiyor. Çünkü tam da onu söyleyecektim. İstanbul 16 milyon, İstanbul'daki araçlı ehliyet sahipliliği 4 milyon. Biz 12 milyonu taşımak zorundayız. Bir yerden bir yere götürmek zorundayız. Hani oy potansiyeli dediğinizde de oranlara baktığınızda çok büyük bir fark var. Onun için hani politikacıların bu açıdan bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Otopark yapmak yerine o 12 milyonu daha cezbedici bir şekilde nasıl kentin içerisinde sağlıklı, güvenli bir şekilde hareket ettirecek ve gerçekten kentin geleceğini güvenli hale getirecek. Bu hem sağlık açısından hem küresel ısınma açısından görüyorsunuz. Bu krizin diğer, bu salgının diğer sonuçları da karbondioksit oranlarının düşmesi, doğadaki canlıların daha iyi koşullarda. Karbon salınımını azaltacak hocam. Yani özellikle İzmir bence gerçekten bisiklet kenti olmayı hak eden bir yaşam alanı. Çünkü 10 ay çok güneşli bir kentte yaşıyoruz. Son derece yani bisiklet kullanımı için, evet gerçi çok sıcaklarda zor olabiliyor ama yine de sabah erken saatlerde, akşamüstü saatlerinde bisiklet kullanımı çok yaygınlaşması açısından güzel bir kent. İyi bir fırsata çevirebilirsek bütün Türkiye'ye örnek bir il olabileceğimize ben de inanıyorum. İzninizle Müge Yorgancı'ya ikinci sorumu sormak istiyorum. Bisiklet yolları ve bisiklet kültürü nasıl yaygınlaştırılmalıdır? Ülkemizde ve yurt dışında bisikletin turizm rotaları üzerindeki yeri nasıl, nedir? Onlar nasıl geliştirilmelidir Müge Hanım? Bakayım ama bisiklet kültüründen başlamak istiyorum. Aslında önce köprüden başlamak istiyorum. Bir köprüye geçiş denemesi cezam var. Şöyle 90 lira filandı. 240 lira olarak ödedim sanırım cezalı bir şekilde. Anadolu yakasından bir giriş yaptık köprüye. Yorum yazan arkadaşım da selam olsun Samet'e. O da bizimle birlikteydi herhalde. Açıkçası İstanbul'da bisiklet kültürü dediğimiz şey çok yoğun. Bütün kültürler olduğu gibi İstanbul'da bisiklet kültürü de çok yaygın ve yoğun olarak var. Sadece şehir o kadar kalabalık ki, İzmir için de söyleyebilirim bunu. Şehir o kadar kalabalık ki görünür olmak çok zor. Özellikle de işte ulaşım amaçlı bisiklet kullanmak söz konusu olduğu zaman işte bunu siz zaten belirli rotalarda veya işte mavi yollar üzerinde yapamıyorsunuz. Size ayrılan mavi yollar, rekreasyon yolları, işte sahiller de var. Onunla, o yollarla işe gidip gelme gibi bir dünyamız yok. Dolayısıyla da yani bisiklet rotaları konusunun bir kent ulaşım sorunu tarafı daha ciddi. İşte bugün çoğu uzman diyor ki işte belirli yerlerde bisiklet rotaları olsun. Hayır, yani bisiklet rotaları ya da yolları ulaşım amaçlı bütün yolların sağ şeridi. Bir kere kendi haklarımızı iyice bir bilmemiz lazım. Sadece bisiklet yolu olan yerlerden bisiklet kullanarak evden işe gidip gelmemiz mümkün değil. O yüzden bizim bir kere önce sağ şeridi hak etmemiz gerekiyor. Orada olarak görünürlük boyutuyla. Bu çok önemli bir kısım. O yüzden hani herkesin, bisiklet kullanan herkesin görünür olmak için elinden gelen her şeyi yapması konusunda tekrar bir çağrıda bulunmuş olayım. Ayrıca bisiklet kültürünü ve onun temsil ettiği her şeyi sevdiğim kadar birçokları gibi ben de bunun aslında bir kültürel değişim ajanı olarak derin önemini geç fark etmiş olabilirim ama bisiklet çok önemli bir eşitlik aracı. Özellikle de kentlerde işte ulaşımın bu kadar otomobil odaklı olduğu, işte kamusal alanı birlikte şekillendirdiğimiz süreçlerin bu kadar işte özelleşmeye meyilli olduğu bir dünyada
Bisiklet kenti yeniden kazanma, onun üzerinde bir hak iddia etmenin bir aracı. Ayrıca bisiklet kapsayıcı olduğu zaman anlamlı. Yani işte Hollanda'da yaşıyor Arzu şu sıralar. Görüyordur Hollandalı çocuklar dünyanın en mutlu çocukları. Çok sevdiğim bir film var. Tavsiye ediyorum size de. Why We Cycle. Sonra ben bizim Bisikletli Kadın İnisiyatif filminden de bahsedeceğim ama neden bisiklet sürüyoruz? Why We Cycle aslında çocukların da kentlerde bisiklet kullanabilmesinin öneminden bahsediyor. 5 yaşında bir çocuğun yürüyebildiği, bisiklete bindiği bir şehir hayal edin. Bunu yapmak için ilk yapacağımız şey belki ilk sorulardan bir tanesine referans olacak. Veri, İstanbul gibi büyük bir şehirde bisikletlilerin yüzdesel olarak ne olduğunun önemi yok. Böyle bir talebin ne olduğu da önemli değil. Potansiyel kullanıcılara odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Potansiyel kullanıcılara odaklandığımız zaman aslında gerçekten bisikletli bir şehir tasarlamak için doğru veriye ulaşmış olabiliriz. Bisiklet kültürünün potansiyel kullanıcılar üzerinden yayılması konusunda şöyle açmak istiyorum. Aslında her gün farklı ulaşım durumlarıyla dolu. Yani ben sabahleyin işe bisikletle gidemeyebilirim ama işten sonraki okula gidişimi, derse gidişimi belki bisikletle yapabilirim. Dolayısıyla ulaşım alışkanlıkları siyah ve beyaz değil. Yani bir gün bisikletle gidebilirsiniz, başka bir gün gidemeyebilirsiniz. Bu yüzden potansiyel olarak sizin o şehirde bisiklet kullanmaya hazır olmanız çok önemli. Ve bence buna göre bisiklet yolları tasarlanmalı ya da talep buna göre düşünülmeli. Bu çok önemli bir konu ve aslında baktığınız zaman bisikletin icadı, şehirlerin işte bu kadar yoğunlaşması, işte kadınların özgürlüklerini istemesi ya da ne bileyim teknolojik gelişmeler, o kadar fazla şeyle linkli bir konu ki bisikletin kendisi. Biz küçük böyle düşünceli bir grup insan olarak burada bisiklet hakkında konuşuyoruz ama gerçekten sahip olduğumuz tek şey bu ve hani değişimi yaratacak şey de bu. Bence bisiklet kültürünü değiştirecek olan işte bu. Yani bizim bunu konuşuyor olmamız. Buna değer veriyoruz. Belki bu pandemi bir fırsat olabilir mi? Çünkü İtalya biliyorsunuz 500 euroya yakın destek veriyor. Ama tabii hani benim ölçekte yani en az 20 kilometre yol gidecek gibi olmak bir fırsat olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi ben düşünüyorum 2007 yılında Antep staj yaparken orada işte belediye çalışanlarına o zaman da para veriyordu, işe bisikletle gidip geliyordu. Aslında yani biz bunları şu an yeni ve böyle ilk defa olan şeyler gibi şu anda görüyormuşuz gibi davranıyoruz ama hep vardı. Ve onlar aslında normalde işte Berlin'de yapılan bisiklet yolundan örnek vereyim. Orada yapılan ilk bu pop-up bisiklet yolu diye söylenen bisiklet yolu araştırdığınızda baktığınızda aslında zaten onların planladığı ama oradaki yerel şeylerle çok anlaşamadığı. Çünkü orada çok ciddi katılım süreçleri var. O süreçleri aşmak için bir bypass olarak kullanıp işte biraz gerilla belediyecilik yaptıkları durumlar. Yani bizdeki gibi değil. Aslında bizdeki de şu anlamda Bağdat Caddesi örneğinden verirsek bizdeki de yapmayı hep istediği ama işte oy kaygısıyla yapamadığı belediyelerin bir şeyi böyle gecekondu, bizim alışkın olduğumuz bir kültür, çat diye yaptığı bir durum. Çok memnunum. Daha kullanma fırsatı bulamadım. Ama o yolun gerçekten bizim hakkımız olduğu, teknik koşulları ne kadar yetersiz olursa olsun açık. Yani bugün medeniyetin bağrında İstanbul'da Bağdat Caddesi'nin yanında bir bisiklet yolu yoksa bu çok büyük bir ayıptır. O yüzden bunu gerek geçici gerek kalıcı ne şekilde yaptıysak biz onu kullanacağız ve sahip çıkacağız. Bence de kullandığımız zaman zaten o zaman hakkını elde ediyoruz. Yani kullanmazsak ama bu maalesef az önce dediğiniz gibi veriler alınıyor. O verilere göre işte kullanılmıyorsa kaybetme durumu da söz konusu olabiliyor. Kaybetmemek lazım. Merve Hanım, sizle devam etmek istiyorum. İkinci sorunuza yaklaşık 55 dakikayı da doldurduk. Bir kent plancısı gözüyle sürdürülebilir kentler için ulaşım sizce nasıl olmalıdır ve kentsel gelişimde bu süreç nasıl teşvik edilmelidir? Şimdi benim için bu birazcık jüri gibi olacak çünkü hemen yanımda Kevser Hocam var. Şöyle büyük de bir soru, yani ağırlığı ciddi ağır bir soruymuş. Şunu söylemek gerekiyor, yani ben olabildiğince hızlı bir şekilde bisiklete ve aktif ulaşım türlerine bağlayacağım bu soruyu. Aslında öncelikle bizim
şehir plancılarının ve şehir planlama ölçeğinde çalışan diğer farklı disiplinlerin tartıştığı konulardan biriyle başlamak lazım. Yani bir arazi kullanım ulaşım dengesinin, arazi kullanım ulaşım ve erişilebilirlik dengesinin oturtulmasıyla alakalı her şeyden önce bu sürdürülebilir ulaşım ve sürdürülebilir kentsel gelişme meselesi. Pek çok şehir aslında şu anda bu pandemiyle de ilişkili olarak günümüzde şunu tartışıyorlar. Biz kentler ciddi anlamda mekansal olarak yayıldı. Ama günün sonunda böyle bir problem yaşadığımız ilk anda hepimiz mahalle ölçeğine geri döndük. Ve mahalle ölçeğinde işte yürüme, bisiklet kullanımı gibi alışkanlıklarımıza geri döndük. Ama biz bir yandan da kentsel mekanı, araziyi de tükettik ve yayıldık. Ama şu anda o yolculukları, önceden yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz bir yolculukları gerçekleştiremiyoruz. İşte Çin'den aslında Latin Amerika'ya kadar ya da farklı, yani bizde de Avrupa'da da bu soru çokça gündeme geldi. Ve bu şu anlamda önemli. Biz aslında işte Kevser Hocam'ın da biraz önce belirttiği gibi günde 2-2,5 saatlik yolculuklar yaparak tek yöne hem zamanı hem mekanı efektif kullanamadığımız hem de kendi aslında bu sürdürülebilir tercihlerimizden, yani yaya olmaktan, bisikletli olmaktan uzaklaştığımız ve uzaklaştıkça da bence mutsuzlaştığımız bir hayata hapsetmiş olduk kendimizi. Halbuki bir yürümenin, bisiklete binmenin hem ölçek anlamında bize sunduğu ölçek hem de sunduğu, yani hızdan kaynaklanan çevreyi, mekanı algılama özelliği anlamında çok büyük bir katkısı var. Buradan sürdürülebilir yolculuklar ve sürdürülebilir ulaşıma geldiğimizde aslında arazi kullanımı ve ulaşım dengesini oturttuktan sonra tabii ki de mümkün olduğunca toplu taşımaya insanları yönlendirmek, uzun yolculuklarda, belli bir sürenin üzerindeki yolculuklarda ve her zamanda aslında yaya ve bisiklet için, yani aktif ulaşım türleri için güvenli yolculukların, güvenliği çok vurgulayarak söylüyorum. Maalesef güvenli sanki böyle bir süs kelimesi gibi algılanıyor ama değil. Yani Yeşim Hanım çok güzel özetledi. Bizim yedek parçamız yok. Biz bir bisiklet çarpışması geçirdiğimiz zaman ya da yaya olarak bir trafik çarpışması yaşadığımız zaman geri dönülemeyecek ve düzelemeyeceğimiz şeyler yaşayabiliyoruz. O yüzden de her şeyden önce bu çarpışmaları engellemek için, bu sürdürülebilir yolculukları talep edebilmemiz için gönül rahatlığıyla kentsel mekanın mümkün olduğunca insan odaklı bir şekilde, buradan da yine Kevser Hocam'a selam vererek, insan odaklı bir şekilde tasarlanması gerekiyor. Bizlerin yani çoğu zaman 10 dakikayı aşmayacak yolculukları sırf mekanın tasarımının kötülüğünden, güvende hissetmediğimiz için, güven derken yol güvenliğini de kastediyorum, güvenlik algımızı da kastediyorum, hissetmediğimiz için toplu taşımaya ya da özel araca meyledilen durumlar oluyor. Dolayısıyla bunları ortadan kaldırmak için yapılması gereken şey, temel şey, farklı ölçeklerde, bu planlamada çok sevdiğimiz ölçek kelimesini kullanacağım. Farklı ölçeklerde, yani bir sokaktan başlayarak mahallede, daha sonra şehirde nasıl erişimi sağlayabileceğimizi düşünüp gerçekten insan odağında, insan ölçeğinde bunu tasarlamak çok önemli. Müge'nin altını çizdiği bir konu vardı, onu da çok önemsiyorum. Birincisi, bisikleti, evet, yani kanunda belirlenmiş haklarımız var. Sağ şerit bizim. Karayolu trafik kanununa göre sadece üst ölçek, en üst ölçek yollarda, otoyollarda bisiklet kullanımını yasaklıyor. Onun dışında tüm yollarda bisiklet kullanma hakkımız mevcut. Bence bu, yani şehirler arası yolların yapılamayacağı, düzenlenemeyeceği anlamına gelmez. Bu arada bir arkadaşımızın sorusu vardı. Bildiğim kadarıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı şu anda Türkiye genelinde bisiklet yollarının tasarlanması, hatta illeri birbirine bağlayan bisiklet yollarının tasarlanması konusunda bir çalışma yürütüyor. Ne aşamadalar çok bilmiyorum ama bunu daha önceden
yaklaşık bir 6 ay önce duymuştuk. Bunlar yapılamaz şeyler evet. değil ama bir entegre bir şekilde bir ağ bütünlüğünde ve güvenli olarak tasarlanması lazım. Paylaşımlı şeritler önerilebilir bisiklet yolları için. Ama siz 60 km per saat hızla akan bir trafikte ya da 70'te akan bir trafikte eğer ayırıcı koymaksızın bize bisiklete bin derseniz işte o zaman bizim canım yani hayati tehlikeyi ciddi oranda arttırmış oluyoruz ve bu belediyelerin öncelikle belediyenin ve emniyetin sorumluluğunda. Bunu düzenlemelerini yapmakla yükümlüler, biz de talep etmekle yükümlüyüz. Bence de biz de talep edelim çünkü ben de bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüm, Philadelphia'da. Gerçekten çok güzel aynı yolu paylaşıyorlar bisikletliler ama çok ciddi güzel ışıklı uyarı levhalarıyla ve çok büyük ışıklı levhalarla ayrılıyorlar ve çok gerçekten o bisikletli yoluna bir aracın girmesi ciddi bir suç bile teşkil edebiliyor. Bunu sağlayabiliriz, bunu arzulayabiliriz. Bu arada Caner Geyik, yorumlar neden siliniyor? Bir ihlal mi vardı? Hayır, yorumlar silinmiyor. Ben özelden de sordum, silinmiyor. Belki görmedik yorumunuzu, bilmiyorum. Yine buradan sorumlar da geliyor. Evet, Bugep de cevap vermiş. Aynı şekilde sorularınızı mümkün olduğunca yansıtmaya çalışıyoruz. Özellikle köprüden geçerken İtalyan taklidi yapın diyorlar. Bence o. Yani çok uygun olmaz diye düşünüyorum. Evet, sanırım Arzu Hanım sizin de ikinci sorunuzda aslında yaptığınız etkinliklerden biraz bahsedebilir misiniz? Kaldırım nerede? Ayda bir gün sokak bizim. Neler yapıyorsunuz? Tabii bahsedebilirim. Tüm bu aslında konuşulan işte insan odaklı bir kent hayalinden yola çıkan birkaç proje gerçekleştirmeye çalıştık. Onlardan bahsedeyim size. Ayda bir gün sokak bizim. Bu aslında tüm dünyada çok yaygın bir şekilde düzenlenen sokağı tamamen araç trafiğine kapatıp insanlara, bisikletlilere, işte çok farklı yaş gruplarına, çocuklardan yaşlılara, engellilere yani aslında toplumun tüm kesimine güvenli bir şekilde açmayı hedefleyen bir etkinlik. Yani ayda bir günde olsa sokaklar araçları değil de bizlerin olsa nasıl olur? Onun bir provasını yapıyoruz. Şimdiye kadar İstanbul'da toplamda yanlış hatırlamıyorsam 16-17 tane etkinlik yaptık 2007'den beri. İstanbul dışında ise bir de Sinop'ta yaptığımız etkinlikler oldu. Orada da farklı bir ölçekte ama sokak kültürünü deneyimlemek açısından oldukça bizim için öğretici oldu. Çünkü geri dönüşlerini çok daha rahat alabildik. Ama İstanbul'da da bu etkinliği gerçekleştirdiğimiz bazı sokaklar daha sonradan yerel yönetimler tarafından kalıcı olarak odaklı bir şekilde düzenlendi. İşte Şişli'de mesela işte Abdi Pekçi Caddesi ve Atiye Sokak'ta yapılmıştı 2007 yılında. Daha sonra bu sokaklar değişim geçirdiler kalıcı olarak. Kadıköy'de de yine Barlar Sokağı olarak bilinen İskele Sokak, yanlış hatırlamıyorsam ismi. Orada da yine kaldırımlar genişleterek bir düzenleme yapıldı. Yani aslında temel amacı şu, yani bizim öncelikle sorunu fark etmemiz gerekiyor. Yani ne kadar araç odaklı yaşadığımızı bir kez daha fark etmemiz gerekiyor. Sokaktan araçları kaldırdığınız anda gerçekten bambaşka bir dünya oluyor. Ve orada yaşayanlar öncelikle çok şaşırıyorlar ama daha sonra o kadar keyif alıyorlar ki işte bir daha bu etkinliği ne zaman düzenleyeceksiniz diye sorular alıyoruz çok sık bir şekilde. Ve o aslında deneyim çok önemli oluyor. Yani o sokakta bir günlüğüne de olsa insan odaklı bir sokağı deneyimlemek, o unuttuğumuz sokak kültürünü hatırlamak, çocukların yine güvenli bir şekilde sokakta oynayabiliyor olması bir kez daha aslında bu durumu fark etmemize yardımcı oluyor. Bizim de amacımız bu zaten. Öncelikle bir farkındalık oluşturmak. Evet. Yine farkındalık oluşturmayı amaçladığımız bir başka çalışmamız da yaya hakkı üzerineydi. Yaya hakkı olarak işte bu son zamanlarda da yine çok konuşuluyor pandemi sonrası kaldırımların ne kadar aslında yetersiz olduğu. Özellikle bu sosyal fiziksel mesafeyi korumak konusunda problem yaşayınca bir kez daha fark etmeye başladık. Ama bütün kaldırımlar tüm Türkiye'de standart dışı ya da işte araç park etmiş durumda, motosikletler park etmiş durumda. Dolayısıyla bizim yaya olarak güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyebileceğimiz alanlar çok sınırlı.
kesintiye uğruyor. Yani sürekliliği olması gerekiyor. Bu çok temel bir şey. Biz de bu probleme dikkat çekmek amacıyla Kaldırım Nerede isimli bir kampanya başlattık. Hala da devam ediyor. Kaldırım Nerede.org isimli web sitesinden merak edenler inceleyebilirler. Herkes buraya katkı sunabiliyor. Sosyal medya aracılığıyla tespitlerinizi, yani yayı olarak yaşadığınız sorunların fotoğrafını çekip Twitter üzerinden paylaşabiliyorsunuz. Bu şekilde bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir kampanya düzenledik. Teşekkür ederim. Caner Bey'in sorusu da geldi ekrana zaten. Kaç kişi denetlenebilir ve şeffaf yönetsel iş yapmaya hazır? Kaç kişi bisikletle ilgili ya da değil STK üyesi ve aktif rol alıyor diyor. Sizin derneğiniz nasıl bu konuda? Kalabalık mısınız? Aktif rol alan insan sayısı? Biz aslında oldukça küçük bir dernek sayılırız. Yaklaşık 55 civarında üyemiz var. Ama aktif olarak çalışan 10-15 civarında üye. Herkes gönüllü bu arada. Profesyonel çalışanımız maalesef yok bütçesel sebeplerden ötürü. Ama herkes kendi işinin yanı sıra bu konuda farkındalık oluşturmak için ve çözümünü üretmek için çalışmalar yapmaya gayret ediyor dernekler. Teşekkür ediyorum. Bir yerden başlamak önemli. Güzel bir şekilde başlamışsınız. Evet. Yani mutlaka hakikaten başlamak çok önemli diye düşünüyorum. Berat Kur'da İzmir'de Otomobilsiz Kent Günü adında trafiğe, Berat Bey'in şeyi kaçtı bu arada, evet. Trafiğe evet. Kapalı gün oldu diye bize bilgi vermiş. Teşekkür ederiz kendisine. Yeşim Hanım'a geçmek istiyorum. Yeşim Hanım, ikinci sorunuza. Trafik mağdurlarının haklarının iyileştirilmesi konusunda toplumsal ve hukuki farkındalık nasıl yaratılabilir? Ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Bize de yol gösterebilir misiniz bu konuda? Yeşim Hanım düştü galiba. Geliyor mu? Evet, bu konuda sizlere söyleyeceği bir şey var mı arkadaşlarım? Gerçi uzmanlık alanı Yeşim Hanım'ın da, ama evet Müge Hanım. Ben aslında Yeşim Hanım gelene kadar şey konusunda, sivil toplum anlamında bir şeyler söylemek istedim ama geldiğinde şey yapmayayım. Aslında sivil toplum örgütleriyle ilgili çok fazla soru geliyor katılım konusunda da. Bence en önemlisi derneklerin birleşmesinden öte derneklerin kendi misyonlarını tanımlama şekilleriyle ilgili. Mesela bu GAP'le yaptığımız toplantılarda çok net olarak görüyorum ki bu GAP kendi misyonunu tanımlama şekli doğrudan ulaşım amaçlı kullanımları teşvik etmek. Mesela bizim de bisikletli kadın inisiyatifi kadınların trafiğe bisiklet kullanımını arttırmaya yönelik. Sokak bizim yine keza aynı. Ama burada büyük bir resmini hocam geldi çok uzatmayayım. Büyük bir resmi birlikte tamamlamak çok önemli. Bence birleşmekten ziyade amaçlarımızı ve vizyonumuzu bir resmi birlikte oluşturacak şekilde oluşturup aslında burada savunuculuk yaptığımız alanları daha tanımlı bir şekilde yürütmek. Biliyorsunuz savunuculuğun buradaki önemli rolü sadece karar vericilere değil, aynı zamanda bu alanda haklarını bilmeyen kişilere bu hakları tanıtma tarafı. O anlamda hepimiz savunuculuk yapıyoruz. Bunu da altını çizmek istedim. Evet, teşekkür ederim. Yeşim Hanım geldiniz, hoş geldiniz. Tekrar bir konu. Evet, kusura bakmayın, ne olur teknik bir arıza, internetin azizliği. Şimdi haklar, hukuklar derken işte 2006'da biz derneği açtık. Suat Ayöz Trafik Mağdurları Derneği olaraktık ilk başta. Yani bu sene başında kapattık derneği. Platforma dönüştük. İlk seneden beri, şimdi Kasım ayının 3. pazarı trafik mağdurlarını anma günüdür. 2007 yılından itibaren de Türkiye bugünü kabul etti. Mayıs'ta da trafik haftası var biliyorsunuz. Ben 2006'dan itibaren her yıl bütün karar vericilere, siyasilere, bu konudaki herkese, basına, basın bültenleri gönderirim. Basında yer buluyoruz ama genelde nasıl yer buluyoruz biliyor musunuz? Bizi denetlemeye gelen polis sayısı çok daha fazla oluyor veya başka bir şey oluyor. İnsanlar bu tip şeyi önemsemiyor. Yani bir şey sahiplenmiyor. Dernek olarak bir şeyler yapıyorsunuz, bir sürü dernek de bir şey yapıyor. Trafikle ilgili herkes çok şey yapıyor. Yani ama bunların hiçbiri birbiriyle birleşmiyor. Yani birbiriyle ortak hareket etmiyor veya bir süre sonra edemiyor. Halbuki hepimizin amacı bir. Yani
daha güvenli yollara ihtiyacımız var değil mi? Yani hepimizin sokağa çıktığı anda kaygımızın olmaması gerekiyor. Ama biz ne yazık ki bu ülkede akşam eve döndüğümüzde oh şükür bugün de bir şey gelmedi başımıza diyebiliyoruz. Çünkü böyle bir yerde yaşıyoruz. Kaldırımlarda yürüyemiyoruz. Kaldırımlardan engelli geçemiyor. Çocuk geçemiyor, yaşlı geçemiyor, bisiklet geçemiyor. Yollardan aynı şekilde her taraf istila edilmiş durumda ve biz bunu kanıksamış bir vaziyetteyiz. Yani bir ara böyle bir şey oluyor. Hadi hurra hepimiz bu işe evet yapalım deniyor ama ondan sonra devam edilmiyor ne yazık ki. Sürdürülebilir bir hak arama anlayışımız yok bizim belki de. Sürdürülebilir bir talep anlayışımız yok. 2006'nın sonunda işte 2007'de ayda bir gün sokak bizime başladığımızda Kevser'in Car Free Otomobilsiz Şehirler Konferansı için başlamıştık ona. Arzular da vardı. Hatta onlar ondan sonra dernekleştiler. Kevser'in projesi olaraktan başladık. Benim amacım trafik çarpışmalarına farklı bir şekilde dikkati çekmekti. Bisikletliler geldiği bisikletlere dikkat çekmekti. Engelliler geldiği engellilere dikkat çekmekti. Ve bayağı da etkili oldu. Şu anda da arzular çok güzel ve çok başarılı bir şekilde sürdürüyorlar onu. Ama mesela orada insanların hiçbirinin bilgisi yoktu bundan. Yani öyle mi bilmiyorum benim hakkım mıydı? Yani ben o kaldırımı yürümek için kullanmak zorundayım. Eğer o kaldırım işgal edilmişse bunu sormak zorundayım ve bunun cevabını almak zorundayım. Ama trafik çarpışmalarında da böyle oluyor, yargıda da böyle oluyor. Yani dava çok uzun bir süreç, çok yorucu, çok zorlu, pahalı bir süreç ve çok sevmediğim bir şey ama bir kan parası denilen bir şeyle anlaşma yapılıyor. Şimdi bir de arabulucular var. Yani bir de işte hasar merkezleri diye işte yerler var ki sizin yerinize paralarınızı alalım diyenler. Halbuki herkes kendi hakkını kendisi alabiliyor çok rahat bir şekilde. Ama sadece ve sadece devam etmek zorunda. Yani mesela benden önce Boray yürümüştü Ankara'ya ve Boray yürüdükten sonra bir takım şeyler değişti. Bizim ceza yasamız değişti. İşte biz 2013'te bir konferans yaptık. Trafik mağdurlarının yaşamında adaletin önemi diye. Türkiye'den çok az insan geldi ama Avrupa Birliği'ndeki trafik mağdurlarından ve Birleşmiş Milletler Trafik Komisyonu'ndan çok fazla kişi geldi. Ve Adalet Bakanlığı ondan sonra Mağdur Hakları Daire Başkanlığı'nı kurdu. Hiç yani çoğu insanın da bilgisi yoktur ama Mağdur Hakları Daire Başkanlığı da çok iyi çalışan bir kurum Adalet Bakanlığı'nın içinde. Ve trafik mağdurları da o komisyonun içinde yer alıyor. Şimdi mesela dünyada işte Avrupa'da pandemi sonrasında trafik mağdurları derneklerinin hepsi şehirlerdeki hız oranının 30 kilometre saate düşürülmesini istiyor. Ama bizde mesela yine bir takım yerlerde yapıldığında bir iki sene önce yapıldığında bizde şehir içindeki hız oranı 70 kilometreye çıkmıştı. Ve bunu sürdürür bir şekilde yani evet biz bunu geri istiyoruz diye sürekli talep etmemiz gerekiyor. Sürekli bunu söylememiz gerekiyor. Ve bunun için de herkes bir savunucu olarak da yani önce kendi sorumluluğu için yani kendi yaşam sorumluluğu için bunu yapmak zorunda. Nasıl ben şimdi sokağa çıkarken maskemi takmak zorunluluğu hissediyorsam ve maskemi takıyorsam arabaya bindiğimde emniyet kemerimi takmak zorundayım. Bisiklete binerken mutlaka kaskımı takmak zorundayım, koruyucu ekipmanlarımı takmak zorundayım, mutlak ve mutlak görünür olmak zorundayım, reflektör malzemelerimin olması gerekiyor. Yayaysam gece ise yine aynı şekilde görünür olmak zorundayım. Yani bunların hepsini yapmamız gerekiyor ama biz öyle bir şey istiyoruz ki beyaz atlı prensler gelsin, bizim yerimize her şeyimizi yapsın ve biz onu sahiplenelim, oh ne güzel yaptık diyelim. Yani böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok ne yazık ki. Dolayısıyla hepimiz savaşacağız, hepimiz savunacağız. Evet. Biraz önce bir şey vardı, Berke Aymutlu yazmış. Araç sürücüleri ehliyet almadan bisiklet kullansa diyerekten. Biz yine 2007 yılıydı herhalde Büyükşehir Belediyesi'nde. 2007-2008'di Kevser daha doğrusunu söyleyebilir.
çocuklar için trafik eğitim merkezi açıldı ilk kez. Çok da güzel bir yerdir. Hala da çalışıyor. Mesela akülü araba kullandılar. Halbuki bisikletle başlaması gerekiyor. Yani ben 2 sene önce mi 3 sene önce mi bir okula eğitime gittim. Lise sol öğrencileri gelecek dediler. Karşıma çıka çıka ana sınıfı ve ilkokul bir çıktı. Yanındaki bütün sunum sadece trafik çarpışmaları, araç aldığınızda ne yaparsınız ve işte bunlardan korunma yolları, aman mezun olunca araç almayın diyeceğim. Fakat tabii ilkokul 1 ve ana sınıf olunca tabii bir tane çizgi film vardı. Onu izlettirdikten sonra dedim ki çocuklar, dedim, ben okuluma bisikletle gidiyordum eskiden. Biz hepimiz bisiklete biniyorduk. Siz biniyor musunuz diye sordum önce. İşte büyük çoğunluk bahçesinde, sitesinin bahçesinde biniyoruz dedi. Ben bunu söyleyince, işte ben okula bisikletle gidiyorum deyince bir tanesi döndü dedi ki, öğretmenim dedi, ne diyorsun sen dedi. O zaman Atatürk bile yaşıyordu herhalde dedi. Biz nasıl bisikletle sokağa çıkalım dedi. Yani çocukların böyle bir zihniyeti var. Yani tekrardan keşke ve keşke çocukların bisikletle okullarına gideceği güvenli yolları inşa ettirebilirsek, o zaman trafik çarpışmaları da olmaz, trafik ölümleri de olmaz, trafik yaralanmaları da olmaz. Ve o zaman zaten biz haklarımızı da almış oluruz. Kesinlikle katılıyorum. Ben hatta bu işin ilkokuldan başlaması gerektiğine inanıyorum. Gerçekten yani çocuklarımız ilkokuldan itibaren bisiklet eğitimiyle, ve biliyorsunuz belki bu konuda Arzu Hanım daha güzel şeyler de söyleyebilir. Hollanda'da bu böyle gerçekleştiriliyor. Gerçekten eğilir deyip bu şeyi, eğilimi, bu kültürü gerçekleştirmek lazım. Sema Güre hocamın bir talebi var bizden. Fakültemizin önce olması, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültemiz. Şu anda öğrencilerimiz 2. sınıfta Sema Hocam. 4. sınıfta bu dediğinizi gerçekleştirebiliriz. Görsel iletişim tasarım bölümü öğrencilerimiz var. Güzel, yaygın kullanılabilecek afiş tasarımları, onların sanatsal yönlerinde tasarımlar yapabiliriz. Biliyorsunuz bisiklet sempozyumunda da aslında çok güzel fotoğraf sergisi, resim sergisi yaptık. Sanatçılar bu konuda çalışıyorlar. Bu sene gerçekleştirebilseydik Afgan Cycles belgeselini İzmir'de göstermek istiyorduk. Afgan kız milli takımı sporcularının Afganistan'da zorlu koşullarda nasıl bisiklet sürdüklerinin çok güzel anlatıldığı Amerika Birleşik Devletleri yapımı bir belgesel. İnşallah onları da yapacağız. Bu arada son tura geçmek istiyorum. Son sözlerimizi almak istiyorum. Herkese 1-2 dakika süre vererek neler söylemek istersiniz son söz olarak? Yavaş yavaş 10 gibi toparlamayı düşünüyoruz çünkü. Kevser Hocam, sizle başlayalım lütfen. Birkaç şeyi çok önemsedim atlamamak için. Birincisi, aslında şu anda biz bir laboratuvarın içindeyiz. Ve bizim çok önemli yapmayı hayal ettiğimiz, daha önceleri gündeme getirdiğimiz, hani sakin sessiz olduğunda insanların hareketlerinin ne olacağını kaydetmek istediğimiz, veri toplamak istediğimiz durumlar oluyordu. Şu anda veri toplamanın tam zamanı ve biz bir laboratuvarın içindeyiz. Şu anda yaşadığımız koşullar bizi, mesela Alev hocamızla bizi bu GEP olarak Mustafa ve Hüseyin'in yan yana getirmesi, bize hani hep disiplinler arası çalışmalar ve yan yana gelmeler diyoruz ya, derneklerin de yan yana gelmesi ya da akademisyenlerin, belediye ve bütün aktörlerle özel sektör konuştuğu, hiçbir zaman yan yana gelemeyeceğiz. Şimdi biz bunları gerçekten, her biri altın değerinde buluşmalar oldu bunların. Hatta bugün bir önceki toplantıda hiç kadın yok uzmanlar konusunda derken, burada da biraz seksist davranmışız. Burada da hiç erkek yok. Mustafa Bey şu anda hani görünmez kahraman olarak arkada. Ama demek istediğim, böyle yan yana gelmeleri değerlendirmemiz çok önemli. Bu taraflar gibi bakmamamız gerekiyor. Ve bu online dediğimiz, çok fazla teknik olarak altyapımız olmasa da bu fırsatları 6'şar kişilik, 10'ar kişilik, 100 kişilik hiç ulaşamadığımız ekiplere, insanlara bir araya gelme fırsatı doğurdu. Mesela sanatla ilgili gerçekten Alev hocamızla sözünü bile aldık buradan diye düşünüyorum. Ya da bu alanda
çok farklı koşullar da var. Mesela bir belgeselden bahsetti Alev hocamız. Bu konuda bizim de Yeşim'in ve İdil'in birlikte hazırladığımız bu geçmişten bugüne yaptığımız çalışmaları yan yana getiren bir ekip oldu ve Deniz Yüce yönetmenliğinde. Hani burada aktaramadığımız birçok şeyi orada da rastlayabilirsiniz. Belki trafikteki bu yapılan daha önceki emekleri. Çünkü gerçekten çok değerli emekler var. Samet'in engelliler için yaptığı o uzun yolculuklar ve özellikle bütün grupların kendi aralarında her birinin kattığı çok büyük zenginlik var. Biz bu zenginliği kullanmak durumundayız. Biz ayrı ayrı ben bunu yaptım, benim idealim bu değil. Ben gördüm ki biz yan yana tutkuyla yan yana olduğumuz zaman, biraz önce bir soru vardı, gönüllülük. Yani aslında gönüllülük hepimizin içinde, hepimiz gönüllüyüz aslında. Ama burada çok önemli olan bir şey tutku. O tutkuyla devam ettiğiniz sürece bütün mesleki formasyonlardan biraz ayrılıp, hani adımınızı küçük adımlarla da atsanız büyük maceralara, büyük keşiflere ulaşabiliriz aslında. O yüzden hani sokakları evimizin oturma odası haline getireceğimiz günler olacaktır diye düşünüyorum. Ben umutsuz değilim. Pandeminin bu olumlu taraflarını, salgının bu olumlu taraflarını keşfetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bayrağı devrettik. Onların bizlerden çok daha güçlü olduğunu görüyorum. Biz sadece çocuklarımıza, yüzümüzü, elimizi dokunanlara iletişimdeydik. Onlar bütün dünyayla iletişimdeler. Şimdi Arzu Hoca'da, sizler İzmir'de. Bu kısmı çok değerli gerçekten. Sanat olmazsa olmaz. Olmazsa olmazı biz yarışmalar düşünüyoruz, düşündük, yaptık. Çok güzel ortak çalışmalar, endüstri tasarımı bölümleriyle, güzel sanatlarla ve herkesin ortak dokunacağı bir nokta olduğunu düşünüyorum. Seve seve katılacağız. Evet, Kevser Hocam. Çok teşekkür ederim. Müge Hocam'a geçmek istiyorum. Son sözlerinizi alalım. Hem Hüseyin Tekeli'nin bu gönül yorgunluğuna dönüşen aktivistlik konusunda sorusu vardı. Bilmiyorum ekranda gördünüz mü? Aktivist kimdir? Gönüllü aktivist hareketi zaman içinde diyor. Gönüllü emek ve gönül yorgunluğuna dönüşüyor. Siz ne diyeceksiniz? Hem de son cümlelerinizi alalım. Tamamdır. Aslında ilk önce şunu söylemek istiyorum. Bisikletli Kadın İnisiyatifi'ne teşekkür ediyorum ben. Çok güzel bir film yaptılar. Burada duyurayım bir kez daha. Facebook grubundan da takip edebilirsiniz. 3 Haziran'da film artık açık olarak gösterilmeye başlanacak. Çünkü biz davet edilen yerlere gidip çokça gösteriyorduk filmi. Ama 3 Haziran'dan itibaren izleyebileceksiniz. Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden 7 farklı şehirde yaklaşık 160-170 kadınla, 167 idi tam sayı yanlış hatırlamıyorsam, birebir görüşerek onların aslında Benim Bisikletim Benim Şehrim filmin adı. Onların bisikletleri ve şehirleriyle kurdukları bağı ve şehri bisikletle yeniden kazanmanın onlar için anlamını anlatan bir film. Bence çok güzel bir belge niteliği taşıyor bu anlamda. 3 Haziran'ı takip etmenizi öneriyorum öncelikle herkese. Sözleri bitirirken birkaç nokta. Yerleşim kurgusundan bahsettik. Mutlaka bence yerel yönetimlerin şu aşamada sivil toplum kuruluşlarıyla etkileşime geçmeleri ve ihtiyaçları onlar kanalıyla tespit etmeleri gerekiyor. Çünkü gerçek kullanıcıya ulaşmaları, potansiyel kullanıcıya ulaşmaları bu şekilde mümkün olacak. Ancak bu şekilde aktivistlerin desteğiyle daha görünür olacak yerel yönetimlerin yaptıkları her şey. Ve yerel yönetimleri mutlaka insanların özel araçlarla gittiği ulaşım, işte okullarına ya da iş yerlerine ya da rekreasyona gitmek diye bir şey var artık. Yani bisikletinizi arabanızın arkasına koyup bisiklet sürmeye gidiyorsunuz. Bütün bunların aslında yeniden düşünülmesi, sıfırdan biz bu anlayışlarımızı oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu geçici olan bisiklet yollarının kalıcı hale gelmesi süreci de dahil olmak üzere yerel yönetimlerin çok ciddi bisiklet
eylem planları yapmaları gerekiyor. Bu çok önemli bir konu ve biz burada böyle bir grup düşünceli insan olarak Margaret Mead'e atıf yaparak bu küçük düşünceli vatandaş grubunun dünyayı değiştirmesinden şüphe edilmesin diyorum. Hepimiz bence bir araya geldiğimizde bu güce sahibiz birlikte değiştirmeye. Bence aktivizmin gönül kırgınlığına kesinlikle hakkı yok. Biz buna şey değiliz. Biz dayanışma, cesaret, kritik bir kitle oluşturmak ve görünürlük için bir aradayız. Dolayısıyla bizim gönül kırgınlığı gibi bir durumumuz yok. Dünyaya küsemeyiz. Her daim bisikletlerle görünür olmak için buradayız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merve, neler söylemek istersiniz? Hem son cümlelerinizi rica edeyim. Evet, ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hem dinleyen ve yan tarafta böyle canlı tutan yorumlarıyla herkese ve sizlere de ve bu GP'de. Aslında bence gönül kırgınlıklarının en güzel çözümlerinden bir tanesi, yani gönül yorgunluklarının ya da böyle bir araya gelmek ve beraber ne kadar güzel şeyler yapabildiğimizi fark etmek. Beni en çok canlandıran aktivitelerden bir tanesi ayda bir gün sokak bizim etkinlikleri olmuştur hep. Ne zaman kendimi yorulmuş ve ümitsiz hissetsem. Seçil de biraz önce yazdı Atina'da her pazar düzenli sokak kapatma etkinliklerinin yapılacağından bahsetti. Bence yani dünya şehirlerine baktığımızda da pek çok aslında yaya ve bisiklet odaklı sokakların bu şekilde ilk adımlarının atıldığını görüyoruz. Belki de bu tip şeylerde Samet'in de dediği gibi eylemceli etkinliklerde bir araya gelip eylemceli bir şekilde talep etmeliyiz bir şeyleri. Bu hem bizi canlandırır ve teşvik eder diye düşünüyorum. Hem de aşağıdaki yorumları da gözümden kaçmıyor. Ben de okudum. Bu arada evet, peyzaj mimarlarını bırak. Hayır, peyzaj mimarlarını, trafik mühendislerini, ulaşım plancılarını, bu konuda çalışan mimarları gerçekten interdisipliner. Yani ben buna çok inanıyorum. Birlikte farklılıklarımızı ve özelliklerimizle bir araya gelip bir şeyleri gerçekten iyi niyetle yapmaya çalıştığımızda çok güzel şeylerin olacağına inanıyorum. Hele ki yaya ve bisiklet gibi, yani bu kadar tüm, yani hepimizin önceliği, hepimizin gerçeği olan bir şeyde yan yana gelip bir şeyler yapmak istediğimizde, iyi niyetle bir şeyler yapmak istediğimizde önümüzde hiçbir engel olmayacağına inanıyorum. Konuşmanın başında dediğim gibi ben biraz optimistiyimdir. Ama ben de madem alıntılardan gidiyoruz bir yandan da what is the city but the people demek istiyorum. En sevdiğimiz cümlelerden bir tanesi, her yerde söylemesem olmuyor. Yani kent dediğimiz şey aslında insan için var her şeyden önce. Geri kalan her şey, otomobilde, apartmanlarda her şeyi aslında biz yani insan hayatını daha iyi hale getirmek için yapıyoruz. Yapmışız bir şekilde. Bence o canavarlaşmalarına izin vermemeliyiz ve her şeyden önce insan ölçeğini hep hatırlamalıyız. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de şunu söylemek istiyorum. Yani multidisiplin, interdisiplin, bugün çok farklı alanlardan, siz şehir bölgesiniz ama ben de farklı alandan sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Gerçekten günümüz artık böyle, multidisiplin, interdisiplin bir araya geçmemiz lazım. Özellikle bilim, sanat ve teknoloji üçgeninde gezmemiz lazım. Ona çok inanıyorum. Yani bugün de yaptığımız gibi keza hem bilim konuşuyoruz, hem sanat, hem teknoloji, hep bir aradayız. Yorumlara da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi son olarak Arzu Hanım ve sonra Yeşim Hanım'dan son sözlerini rica edeceğim. Hollanda'dan Arzu Hanım. Bütün aslında konuşma boyunca çok keyifli geçti gerçekten. Herkese çok teşekkür ederim. Ben bir noktayı vurgulamak istiyorum aslında. Bundan sonra bisikletin ulaşım aracı olarak kentlerimizde yaygınlaşması için gerçekten belediyelerin sivil toplumla birlikte çalışması çok önemli. Bunu bir kez daha vurgulamak lazım. Bu noktada ise işte katılım diyoruz ama katılımı da sürecin tamamında görmek istediğimizi vurgulayalım. Yani sadece bir toplantı yapalım bitsin değil ama sorunun tespitinden işte analiz aşamasına kadar daha sonra belki çözümlerin, tasarımların geliştirilmesine hatta uygulama aşamasına kadar
bence sivil toplumun çok büyük katkıları olabilir. Çünkü çok önemli bir deneyime sahip sivil toplum. Özellikle bisiklet kullananlar, kentte bisikletle olmanın deneyimine çok hakimler ve bunu da aslında uygulamalara çok güzel yansıtabilirler. Dolayısıyla belediyelerle her aşamada birlikte çalışarak gerçekten bunu yaygın hale, işte o bahsettiğimiz işte bisiklet kültürünün yaygınlaşması, işte çeşitli eğitimler, kampanyalar düzenlemek, o bisiklet yollarının kullanılması, yani pek çok anlamda aslında destek olma potansiyeline sahip, potansiyeli iyi bir şekilde yerel yönetimlerinde kullanacağına inanıyorum. Şimdi zaten son zamanlarda bu yaklaşımda oldukça artmaya başladı. Bizleri de çok sevindiriyor. Umuyoruz zamanla hepimiz güvenli ve keyifli bir şekilde şehirlerimizde bisiklet binmeye başlayabiliriz. Evet, kesinlikle katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Yeşim Hanım bir hayvansever. Bence bisiklet kullanan herkesin bir hayvansever olduğuna çok inanıyorum. Kediniz geçmişti az evvel oradan. Avcı, evet, arada o şey çok seviyor böyle. O yüzden arada bir kara kedi geçiyor. Kusura bakmayın lütfen. Bana da son cümlelerimi soracaksınız herhalde. Önce şeyi söyleyeyim. Gönül yorgunluğuyla ilgili şunu söyleyeceğim. Eğer gönülden gönüllülük yapıyorsanız gönül yorgunluğu olmuyor. Ama mış gibi bir gönüllülük oluyorsa o zaten hiç olmuyor. Yani bu bütün bisikletin ulaşım aracı olarak görülmesinin, bisiklet ulaşım aracı olarak görüldüğü zaman bir kere ölüm ve yaralanmalarda mutlak ve mutlak azalma olacaktır. Yani insan yaşamı için de çok önemli bu. Bu yeni dönemde bir kere yeni dönem alışmada da şimdi mesela toplu taşıma yönlendiriyoruz. Evet, ama toplu taşımın ne kadar güvenli olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz ve herkes arabasına sarılacak. Yine bu sefer yine yollar kalabalık olacak. Dolayısıyla bisiklet en iyi alternatif. Fakat bunun içinde hem bisiklet kullanıcıları hem de araç kullanıcıları, yayalar kendi üstüne düşeni yapmak zorundalar ve bunun mutlaka sürekli anlatılması gerekiyor. Her ortamda, her yerde yazılması gerekiyor ve anlatılması gerekiyor. Başka türlü mümkün değil ve şehri kullananlar, evet, yerel yönetimler ve merkezi hükümet mutlaka kararlarını alırken STK'larla çalışmalı. Aynı zamanda da bu sokağı kullanan, bu şehri kullanan, bütün yolları kullanan herkes ve sözü olan herkes, ben de bunu istiyorum diyen herkesin de mutlaka sesini duyurması gerekiyor. En azından bir dilekçe yazabilir, en azından bir yere katılabilir, en azından yapılacak aktivitelerde destek olabilir. Yani mesela belediyelerin kent konseyleri var. Evet, o kent konseylerinin çok daha aktif hale gelmesi gerekiyor. Bazı yerlerde sadece kurulmuş olmak için kurulmuş oluşumlar. Halbuki kent konseyleri çok önemli. Şehrin bütün sesini duyurması açısından. Yani mesela hala bizde ne yazık ki Pendik'teki bir sokağın çalışması Merter'den veya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılmaya çalışılıyor. Oraya sorulmuyor. Yani yerel olarak kişilerin ve STK'ların artık inisiyatifi ele alıp kendi seslerini duyurmaları gerekiyor. Ve burada da mış gibi değil, yani bu kelimeyi çok söylüyorum ama bazen böyle her şey o hale geliyor. Yani herkes trafikle ilgili çalışıyor. Herkes trafik ölümlerini ve yaralanmalarını azaltmaya çalışıyor ama hiçbir şey olmuyor. Havanda su dövüyoruz sadece. Çünkü niye? Birliği yok. Çünkü bir bütün halinde olmuyor. Bu en tepeden en alta kadar, yani devletin en tepesinden sokaktaki kişiye kadar mutlaka ve mutlaka hem kurallarımıza uyacağız hem de kendi taleplerimizi, ama tabii ki bu arada yani böyle absürt zürt talepler değil, yani olması gereken güvenli sürüş yapacağımız, güvenli bir şekilde yolları kullanacağımız ve çocuklarımıza da, yani bizden sonraki geleceklere de kültürünü vereceğimiz bir bisiklet ve yaya kültürünü alıştırmamız gerekiyor. Yoksa olmuyor. Hepimiz ucundan tutacağız. Çok doğru, çok güzel değindiniz Yeşim Hocam. Yeşim Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
davetiniz çok için çok keyif aldım. Çok mersi. Mustafa Artar, tüm konukları Küre Dağları Milli Parkı'na birlikte pedallamaya davet ediyorum diyor Çalıştay için. Çok güzel olur, çok memnun oluruz. Düşünebiliriz neden olmasın. Biz de olmasın. Çok memnun oluruz. Yine medium is the message, Marshall McLuhan'ın lafı. Evet, mesaj aracın kendisidir. Yani normal dönemde kullanılacak medium bisiklet olacak diyor Samet Aksoğlu. İnşallah öyle olacak, daha da artacak. Çok teşekkür ediyoruz. Yayını burada sonlandırmak istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli, güzel bilgiler aldık. Hepiniz çok alanınızda tecrübeli, deneyimli hocalarsınız, akademisyenlersiniz. Hepiniz çok güzel çalışıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Güzel geçsin herkesin bayramı. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi bayramlar. Çok teşekkürler. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar. Teşekkürler. Teşekkürler.